James Webb, ölmek üzere olan bir yıldızı görüntüledi. James Webb Uzay Teleskobu, uzayda daha önce görmediğimiz manzaraları yakalamaya devam ediyor. Teleskobun güçlü kızılötesi yetenekleri, onu önceki herhangi bir gözlem evinden çok daha iyi bir toz inceleme aracı haline getirdiği için evrene de ışık tutuyor. Son olarak da James Webb'in kızılötesi kameraları, 15.000 ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu yakaladı. James Webb Uzay Teleskobu'nun yıldıza ilişkin tespiti, 2021 inç sonlarında faaliyete geçişinin ardından yakaladığı ilk ve nadir görüntüler arasında yer aldı. Açmış bir kiraz çiçeği gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi. Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın süpernova denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı. Projeye katılan Avrupa Uzay Ajansı bilim insanı Macarena Garcia Marin, bu safhayı daha önce hiç böyle görmemiştik, çok heyecan verici dedi. Ayrıca bir yıldızın, yaşamının süpernova öncesi aşamasına Wolf-Rayet deniyor. Bazı yıldızlar ölümlerinden önce, çok kısa bir Wolf-Rayet aşamasından geçerler. NASA'ya göre bir Wolf-Rayet yıldızı bilinen en parlak, en büyük ve en kısa sürede algılanabilen yıldızlar arasında. Yay takım yıldızında bulunan WR-124 olarak adlandırılan ve görüntülenen yıldız ise Güneş'in kütlesinin 30 katı. Hubble Uzay Teleskobu'nun da daha önce yıldızın, bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün ve bin yakaladığı detayları içermedi, gaz ve toz bulutunun bulanık, bir ateş topu gibi göründüğü belirtildi. Kozmik ölümde bulunabilecek parıldayan bir güzellik var. James Webb'den yeni bir görüntüde, ömrünün sonuna yaklaşan bir yıldızın muhteşem son sancıları, tüm karmaşık ayrıntılarıyla ortaya çıkıyor. Yay takım yıldızında yer alan WR-124 yıldızı, Wolf-Rayet olarak bilinen ve Samanyolu'nda nadiren görülen yıldızdır. Bunun nedeni, yalnızca belirli yıldızların Wolf-Rayet'e dönüşmesidir. Ve o zaman bile, bu aşamadaki süreleri çok kısadır. Sadece birkaç yüz bin yıl içinde, WR-124 muhteşem bir süpernovada patlayacak. Wolf-Rayet yıldızları, galaksideki en muhteşem yıldızlardan bazıları olabilir. Füzyon yakıtları azaldıkça ana dizi ömürlerinin sonunda, son bir ışık çığlığıyla parıldayan çok sıcak, çok parlaklar. Bu noktada, hidrojen açısından önemli ölçüde tüketilirler, ancak azot veya karbon açısından zengindirler. Ayrıca çok yüksek oranda kütle kaybediyorlar. Kaybettikleri kütle, radyasyonu emen ve kızılötesi ışık olarak, yeniden yayan karbon bakımından da yüksektir. Bu onları yalnızca şimdiye kadar yapılmış, en güçlü uzay teleskobu olmakla kalmayıp aynı zamanda, en yüksek çözünürlüklü kızılötesi ve yakın kızılötesi görüntüleri üreten, James Webb teleskobu için, çok çekici bir hedef haline getiriyor. WR-124 hali hazırda kütlesinin bir kısmını kaybetmiş, bir Wolf-Rayet yıldızıdır. Yıldızın etrafındaki boşluğa doğru genişlerken, soğudukça kızılötesi ışıkta parıldarken, iplikçikler ve düğümlerle çentiklenmiş, kendi fırlattığı malzemeden oluşan, ayrıntılı bir bulutla çevrilidir. Önceki gözlemlerden, bu bulutun büyüleyici ve karmaşık bir karmaşa olduğunu biliyoruz, ancak şu ana kadar incelikleri anlamak için, yeterince yüksek çözünürlüklü ayrıntıdan yoksunduk. Örneğin WR-124 sonunda patladığında, bulut susundaki toz tanecikleri, süpernovadan sağ çıkabilecek kadar büyük mü? Bunu öğrenmek astronomlara Wolf-Rayet yıldızlarının, yıldızlar arası toz bütçesine yaptığı katkı hakkında, bazı önemli bilgiler verebilir. Malzeme daha sonra, diğer yıldızlara ve gezegenlere oluştukça dahil edilir. Ayrıca Wolf-Rayet yıldızlarının, geride bıraktığı süpernova kalıntılarını belirlemeye yardımcı olabilir ve bu da nasıl patladıklarını öğrenmemizi sağlayabilir. Gökbilimciler Wolf-Rayet yıldızlarının, tip IB ve tip IC süpernovaların ataları olduğunu düşünüyor, ancak kesin kanıtlar yetersiz. Yıldızın ölmeden önce yaydığı tozu anlamak, yıldızları geride bıraktıkları enkaz bulutlarına bağlamaya yardımcı olabilir.
İlginç bir şekilde, WR-124, galaktik diskin kendisinin dönüş hızına göre, muazzam hızlarda uzayda ilerleyen, gizemli bir Wolf-Rayet yıldızları kategorisine aittir. WR-124, saniyede 190 km hızla, Samanyolu'ndaki en hızlı kaçak yıldızlardan biridir. Uzayda neden bu kadar hızlı ilerlediği bilinmiyor, ancak son araştırmalar onun, kendi süpernovası WR-124 dev galaktik diskteki konumundan çıkaran, başka bir ölmekte olan yıldızla, kili bir sistemde olduğunu ileri sürdü. James Webb Teleskobu verileri, bu gizemi çözmeye yardımcı olabilir veya olmayabilir. Büyük bir öncelik gibi görünmüyor. Sadece gerçekten temiz olduğunu düşünüyoruz.